Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bilgisayar mal 15'li matematik branş denemelerinin çözümleri bu kanalda olacak gençler. Tabi bu kanalda olacak derken şöyle olacak yani ilk 30 soru yani matematik soruları benim kanalımda olacak. Zaten denemelerinizin de kapağında görüyorsunuzdur. Hem SML Hoca matematik logosu hem de Kenan Karayla geometri logosu mevcut. Son 10 sorular yani geometri sorularıysa Kenan hocanızın kaleminden sizlere çözüme ulaşacak sevgili gençler. Evet bugün bu videoda bilgi sarmal 15'li matematik branş denemesinin ilkinin çözümlerini bulacaksınız. Ee, 30 tane soru çözeceğiz uzun soluklu olacak soruları daha öncesinde çözdüm bir beğendim arkadaşlar güzel yani. Ee, dolayısıyla bu işi yaptığımız için de Kenan Hoca açıkçası mutluyuz gençler. Sizlere de bu güzel denemenin çözümlerini yaptığımız için. Evet eğer hazırsak geçelim deneme. Evet birinci denemeydeyiz. Birinci sorudayız. Bakalım sorumuza. Şöyle biraz da yaklaşalım. Sen de gör soruyu. A noktasında bulunan Mehmet B noktasındaki alışveriş merkezine gitmek için telefonundaki nav navigasyon uygulamasını açtığında telefonun ekranı birinci durumdaki gibi görünürken bir süre yol aldıktan sonra telefonun ekranı ikinci durumdaki gibi görünmektedir. Şimdi birinci durumda tam olarak A noktasında ve A'nın B'ye olan uzaklığını biz 5,6 kilometre olarak görüyoruz. İkinci durumda da biraz ilerlemiş A'dan bak şu kadar şöyle ilerlemiş ve C'ye gelmiş. Kalan mesafede 3,5 kilometre. Peki ne kadar hareket etmiş yani 5,6'dan 3,5'a 2,1 kilometre hareket etmiş değil mi? 5,6'dan 3,5'u çıkardık. 2,1 kilometre hareket ettiğini görüyoruz. Diyor ki bize Mehmet ikinci durumdaki konuma geldiğinde tüm yolun kaçta kaçını gitmiştir? E şimdi 2,1'ine gitmiş. E tüm yolda 5,6 zaten. O halde 5,6'da 2,1'ine gitmiştir diyeceğiz. Yani açıkçası 21 bölü 56'sını gitmiştir diyeceğiz. Ki ikisi de 7 ile sadeleşiyor bu sayıların. 7'ye böldüm 3, 7'ye böldüm 8, 3 bölü 8'ini gitmiştir diyeceğiz. Ama ana dikkat 5 bölü 8'i falan işaretlemeyin. Çünkü o kalan yolun, gençler, gidilen kalan yolun tüm yola oranıdır. Ee, dolayısıyla gitmediği kısımdır. Biz gittiği kısmı buluyoruz. Cevabımız 3 bölü 8 olacaktı. Geldik 2'ye. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 rakamları aşağıdaki kutulara her bir kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yazılarak verilen eşitlikler sağlanacaktır diyor. E Buna göre soru işaretiyle gösterilen yere gelebilecek farklı tam sayı değerlerini. Toplamı soruluyor bize. Şimdi ben burada, şurada bir bölme işareti görüyorum. Bu tarz sorularda bölme bize açıkçası başlangıç noktası için gayet iyi bir örnek veriyor. Çünkü birbirine bölündüğü zaman tam sayı çıkan sayıları biz buralara yazmamız lazım. Burada birbirine bölünebilen mesela 4'ü 2'ye bölebilirim, 6'yı 2'ye bölebilirim. Diğer sayılar birbirine bölünmüyorlar. O halde ben burada 4'ü 2'ye böldüm diyelim ve 4 2'yi kullandım diyelim. Tamam? Şimdi burada. İki sayı çarpılmış ve farklı bir sayı bu çarpımın sonucundan çıkarılınca 8 kalmış. Peki bunu ne sağlar? Mesela örnek veriyorum. 3 kere 5 15'tir. Ben bundan 7 çıkarırsam 8 kalır. O halde 3'ü 5'i ve 7'yi de kullandım. Kullanmadığım sadece 6 kaldı. 6'ı da buraya yerleştirirsem 4'ü 2'ye böldüm. 2 üstüne 6 ekledim. Bu soru işareti 8 olabilir. Yalnız hemen 8'i işaretleme. Çünkü farklı tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. 8 bunlardan birisi. Tamam 8 bunlardan birisi. Peki başka? E hocam o zaman gel ben 6'nın da 2'ye bölünebileceğini söylemiştim. 6'yı buraya alalım 4'ü diğer tarafa alalım. Bak 6 burada 4 burada dersem 6'yı 2'ye böldüm 3. Bunun üzerine 4 ekledim bu da bana 7'yi verdi. 8 artı 7 sorulmuş bize. Başka türlü zaten birbirini bölen sayılar olmadığı için başka sayılar yerleştiremem. Cevabım 15 olacaktı derim. Geldik 3'e. İlaç üretimi yapan bir firmanın hap biçimindeki ilaçları paketleme şekli aşağıdaki gibidir. Şimdi bir tablette x küp tane ilaç vardır denilmiş. Bir tane tablette x küp tane ilaç var. Ve bir kutuda x tane tablet varsa o zaman bir kutunun içerisinde x küp çarpı x tane ilaç vardır. Yani x üzeri 4 tane ilaç vardır. Bir kolide de x çarpı x üzeri x eksi 2 tane kutu varmış. O halde her kutuda bu kadardı ya. Bir kolinin içerisinde de bu kadar kutu varsa o halde x üzeri 4 çarpı x üzeri x eksi 2 tane ilaç vardır bir kolinin içerisinde derim tabletler kutulara kutularda kolilere eksiksiz şekilde konulduğunda 64 kolide bak bu bir koliydi. Bu bir koli. O zaman 64 kolide bunun 64 katı kadar ilaç vardır ve toplamda 8 üzeri 6 yani 2'nin küpünün 6. kuvveti diye yazacak olursak burayı 2 üzeri 18 tane ilaç olduğunu söyleyebiliriz. 64 2 üzeri 6'dır. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 18 sadeleştirirsem bu tarafta 2 üzeri 12 kalacaktır. Ve geldim buraya x üzeri 4 ile x üzeri x eksi 2'yi çarparsam üstler toplanır ve x üzeri x artı 2 gelir. Şimdi tabanı üstünden 2 eksik olan bir sayı var. Bir üslü ifade var. Ve bu 2 üzeri 12'yi veriyor. Lakin bu buna uygun değil. Yani tabanımız üstünden 10 eksik. Ama ben bunu 4 üzeri 6 biçiminde yazarsam eğer işte burada tabanı üstünden 2 eksik olan sayıyı bulmuş olurum. X üzeri x artı 2 de bize bunu verir. Yani eksimiz kaçmış? Tabii ki de 4'müş. Bizden istenene bakalım. Bir tablette kaç ilaç bulunur? Bir tablette x küp tane ilaç vardı. Biz x'i 4 bulduk. O halde 4'ün küpü kadar ilaç vardır bir tablette. Yani 64 tanedir deriz. Doğru cevabımız da E şıkkı olur. Böylelikle 4. soruya doğru geçiş yaparız. <laughs> Diyor ki: 3 adım atlama yarışmasında bir üst tura çıkmak için 8 metreden daha fazla atlayarak barajın geçilmesi gerekmektedir. 8 metreden fazla atlayınca baraj geçiliyor. 8 metre atlarsan baraj altı kalmış oluyorsun. Çünkü 8 metreden fazla atlayınca geçiyorsun. O halde ben şunu söyleyebilir miyim? Burada benim barajı geçmem için 8'den büyük değerler almam gerekiyor. 8'den büyük metre sıçramam gerekiyor. Pekala. hala. Pelin ve Buse sırasıyla küp kök içerisinde 4 üzeri x 2 metre ve kare kök içerisinde 8 üzeri 2x 3 metre atlamışlardır. Pelin barajı geçemeyerek elenmiş. Buse barajı geçerek bir üst çıkmış. Şimdi o zaman Pelin yani küp kök içerisinde 4 üzeri x 2 metre atlamıştı biliyorsun. Bu kesinlikle 8'den küçükmüş veya 8'e eşitmiş. Baraj altı kaldığına göre. O halde ben her iki tarafın küpünü alırsam 4 üzeri x 2 küçük veya eşittir 8'in küpü derim. Şimdi burayı 4 de 8 de 2'nin kuvvetleri olduğu için ben burayı 2 üzeri 2x eksi 4 biçimde yazabilirken diğer tarafı da 2 üzeri 2'nin küpünün küpü olduğu için 2 üzeri 9 biçimde yazabilirim. Yani tabanlara bakıyorsun birden büyük o halde 2x eksi 4 küçük veya eşittir 9 diyeceksin. 2x küçük veya eşittir 13 gelecek. Ve buradan da x küçük veya eşittir 13 bölü 2 yani buçuk gelecek. Şimdi bu 1 bu cepte. Geldim diğer tarafa. Kime? Buse'ye. Buse barajı geçmiş. Yani karekök içerisinde 8 üzeri 2x eksi 3 bu neymiş? 8'den büyükmüş. E şimdi haliyle düşünürsek eğer ben bu 8'den büyükse içerisi 64'ten büyüktür diyebilirim. Yani 8 üzeri 2x 3 ya da her iki tarafın karesini alırsın. Büyüktür 64 yani 8'in karesi olur. Böylelikle 2x 3 de tabii ki 2'den daha büyüktür. Yani 2x büyüktür 5 derim ve x büyüktür 2,5 olacaktır. Bu da ikincisi. Şimdi bak x'i ne yapmış oldum? Hem alttan sınırladım hem de üstten sınırladım. Yani bizim x'lerimiz 2,5'tan kesinlikle büyük ve 6,5'tan kesinlikle küçük veya eşit olmalı. Buradaki Farklı tam sayıların toplamı sorulmuş. E burada hangileri var? 3 var, 4 var, 5 var, bir de 6 var. Bunların toplamı bana 18'i verir. Doğru cevabım da B kı olmuş olur. Evet gençler bir sonraki sayfamızdayız artık. 5. soruda. Uzunlukları birbirinden farklı. Mavi ve kırmızı renkli kalemler ucuca konularak 30 santimlik bir cetvelle boylarının toplama ölçüldüğünde birinci durumdaki gibi görünüyorlar. Bu kalemlerden kırmızı renkli olanı kalem tıraş yardımıyla bir miktar açılıp kısaltıldıktan sonra bu iki kalem mavi kalemin sivri olmayan tarafı aynı cetvelde 30 ile hizalandığında ikinci durumdaki gibi görünüyor denilmiş. E şimdi buna göre kırmızı renkli kalem kaç santim kısalmıştır diye soruluyor. Hocam beni iyi dinliyorsun. Bak maviye hiçbir şey yapılmıyor. Mavi üzerine kırmızı eklenince bak burada ne var? 24, 24'ten 24 buçuktan bir birim fazla oluyor. Yani açıkçası burası 10 tane parçaya bölündüyse ben sana bunu şu şekilde göstermek istiyorum. Aynen. Şimdi bak burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a ayrılmış. Yani her bir parça 0,1 cm. O halde tam olarak şuraya tekabül ettiğine göre burası bana 0,6'yı verir. Yani 24,6'ymış mavi kalem artı kırmızı kalemin uzunluğu. Tabii kırmızı kalem açılmadan önce geçerli bu. O halde ben diyorum ki açılmadan önce 24,6 santim uzunluğa sahip. Peki bu sefer mavi kalem bu tarafa koyuluyor ve hemen şöyle yaptım. Kırmızı kalemi biraz açtık. Bu nereye tekabül ediyor? Hocam şuraya. Yani 10 10,2'ye tekabül ediyor. Değil mi? E şimdi bu cetvel 30 santimdi. 30'dan 10,2'yi çıkarırsam 19,8'e karşılık gelir bu. O halde kısaltıldıktan sonra mavi artı kırmızı 19,8'miş diyeceğim. 19,8. Peki şimdi soru şu. Kırmızı kalem kaç santim kısaltılmıştır? Sorumuz buydu. O halde ben hemen ne derim? 24,6'dan 19,8'i çıkarırım. Bu da bana 4,8'i verir. Yani cevabım C şıkkı olur derim. Alt kısımda soru yok. Hemen 6. soru için sağ üst taraftayız. Su terazisi Yüzeylerin tam olarak düz olup olmadığını ölçmek için kullanılan bir ölçü aletidir. Bilen vardır, bilmeyenler için açıklıyoruz. Bu alette içerisinde hava kabarcığı bulunan yeşil renkli sıvı vardır. Hava kabarcığı terazinin uçlarından hangi tarafı diğerine göre daha yüksekse hava kabar kabarcığı o tarafa doğru hareket eder. Zemini düzse kabarcık yukarıda gösterildiği gibi tam ortada durur. Aynı buradaki gibi. Pekala. Aşağıda düz bir zemin üzerine üst üste konulan kitaplar üzerine su terazileri yerleştirilmiş. Şimdi iki tane B ve bir tane A kitabı karşı tarafa da üç tane A kitabı konulup e, terazi bu şekilde konulduğu takdirde ne taraf daha yüksekmiş bu taraf. Şimdi burada zaten bir tane A var e burada da bir tane A var. O halde iki tane B kitabının kalınlığı iki tane A kitabının kalınlığından daha fazlaymış. E haliyle 2B iki 2A'dan iki daha fazlaysa e, B A'dan daha fazladır diyebiliriz. B A'dan fazla. Bunların kalınlıklarına küçük A küçük B küçük C demiş bu arada. Pekala. Altta da dengede olduğunu görüyoruz. Şimdi bak B A'dan fazlayken bu tarafın daha yüksek olması gerektiğini inanın düşünürüz. E, buraya bakıyorsun C ile A'da yerleştikten sonra terazi tam dengeye gelmiş. Demek ki A'da C'den daha kalınmış. Yani A da C'den daha kalınsa o zaman büyükten küçüğe doğru B A C sıralaması geçerli. Şıklarımız küçükten büyüğe doğru olduğuna göre cevap C küçük A küçük B olacak. Yani doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir deriz. Efendim geldik 7'ye. Barış 116 sayfalık bir kitabı ilk gün A sayfa sonraki B günün her birinde C sayfa okuyarak bitiriyor. Şimdi ilk gün A sayfa okudu sonrasında B günün her birinde C sayfa okursa B çarpı C sayfa daha okur ve bitirmiş. Ve dikkat edin bu 116'ymış. Ve aynı zamanda bu A artı B kere C'yi bir kez daha kullanalım. Şimdi iyi dinliyorsun hikayenin devamını. Eğer Barış ilk gün C sayfa sonraki A günün her birinde B sayfa okumuş olsaydı. Yani C artı A kere B kadar okumuş olsaydı Okumadığı hala 11 sayfa kalacaktı. Şimdi bu kitabın tamamı soldaki. Bu da kitabın tamamından 11 eksik. O zaman ben bunu 11 sayfa daha eklersem bunlar birbirine eşit olacaktır. Ve haliyle bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapıyoruz. İlk okuldan beri. Peki ben bu bilinmeyenleri sol tarafa bilinmeyenleri yanına gönderirsem. 11 sağ tarafta öylece kalsın istiyorum. O halde ne gelir? A-C eksi artı B kere C. Eksi A kere B. Eşittir 11 olur. Şimdi dikkat. Şu ikisinde... B'ler mevcut. Ben bunları B parantezine alacak olursam C eksi A'yı kalırım. Ve burada da A eksi C var. C eksi A'nın eksilisi o halde eksi parantezinde C eksi A dersem eğer A eksi C'yi de ifade etmiş olurum. Bu da bana 11'i verir. Bu durumda C eksi A'ların ortak olduğunu görüyoruz artık. Artık C eksi A parantezini alalım bir zahmet. C eksi A parantezinde burada sadece B'miz kalır. Burada da eksi 1'imiz kalır. Dolayısıyla bu da eşittir 15'in. 11 tek bir sayı. Ve c eksi a ile b eksi 1'in çarpımı olarak yazılmış. O halde ben diyorum ki abi 11 tekse bu da tektir ve bu da tek sayıdır. Soru şu buradaki ifadelerden hangileri çifttir sorumuz bu. Şimdi c eksi a tekse bak burada a eksi c var o da tektir abi. Şimdi kimse kusura bakmasın o halde 2 patladı. 1 ve 3'e bakacağım. Şimdi b eksi 1 tekse b kesinlikle çifttir. B'nin kesinlikle çift olduğunu bulduk. Şimdi B kere C o ne olur? Hocam o da çift olur çünkü B çiftti. 116 nasıl bir sayı? O da çift bir sayı. E ben çifte ne eklersem çift olur? Çift. Demek ki A da çift bir sayı. Şimdi A çift, B çift. A çift, B çift. A çift ise A kere C çifttir. Bu çift gelir. A çift ve B çift yani çift de çiftin toplamı o da çift gelir. Bu da çifttir. Yani cevabımız 1-3 olacakmış sevgili arkadaşlar. 7'yi de çözdük. Ve bir sonraki sayfamız olan 8'e geçtik. Aşağıda A ve B bitkilerinin yetişebildiği en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri verilmiş. E buna göre diyor bu iki bitkinin aynı ortamda yetişebilmesi için ortam sıcaklığının santigrat derece cinsinden alabileceği değerler X yani bunlar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir diye sorulmuş. İkisi de aynı ortamda yetişecekse o halde ben şunu düşünürüm. A bitkisi eksi 12 ile 10 arasında diğeri eksi 25 ile 8 arasında ya ikisinin de kesişiminde yetişmesi lazım. Doğru mu? İkisinin de kesişiminde bulunması lazım ki bu bitkinin yetişebilsin. O halde bunların kesişimini nasıl alıyordum? Alt sınırlardan büyüğü, üst sınırlardan küçüğünü alıyordum. Yani benim aradığım aralık eksi 12 küçük veya eşit x o da küçük veya eşit 8 olacak. Peki ben bunları nasıl mutlak değerli eşitsizlik haline getirebiliyordum? Şu şekilde. Eksi 12 ve 8'in tam ortasındaki sayı nedir? Toplarım 2'ye bölerim. Eksi 2'dir. O halde madem eksi 2 x'in eksi 2'ye olan uzaklığını nasıl ifade ederim? Mutlak değer yardımıyla x'in eksi 2'ye olan uzaklığı bu demektir. Ve eksi 2'nin 8'e veyahut o eksi 12'ye olan uzaklığı kaç birimdir? 10 birimdir. O halde küçük veya eşit 10 derim. Bu da bana biraz daha düzenlersem eksi eksi artı yapacağı için burada x artı 2'nin mutlak değeri küçük veya eşit 10 olur. Demek ki cevabımız D şıkkında verilmiştir deriz. Geldik efendim 9'a. Diyor ki şekildeki sayı doğrusunda 2a sayısı eksi 2 ile eksi 1 açık aralığında. Şimdi 2a neredeymiş gençler? Şöyle gösterelim. Eksi 2 ile eksi 1 arasındaymış. Peki 3B sayısı? Hocam 3B de 2 ile 3 arasındaymış. Tamam gayet güzel. Şimdi benden ne isteniyor? A eksi B sayısının bulunduğu aralık yukarıdaki e, renklendirilmiş yerlerden hangisinde bulunur diye soruluyor. E bana A lazım. O zaman 2'ye bölelim bunu. Eksi 1 küçüktür A. O da küçüktür eksi 1 bölü 2 yapar. Bana B lazım. B lazımsa 3'e bölerim. 2 bölü 3 küçüktür B. O da küçüktür 1. Yalnız B lazım dedim de bana B de lazım değil. Eksi B lazım. O halde eksi de çarpacağım ben bunu. Eksi 1 küçüktür eksi B. O da küçüktür eksi 2 bölü 3 yazabilirim. Gayet iyi biliyorsun. Peki o zaman ben bunun altına A'yı yazdım. Eksi 1 küçüktür A. O da küçüktür eksi 1 bölü 2 yazdım. Ve bunları toplarsam eğer dikkat ettiysem. Eksi B ile A'nın toplamı A eksi B'nin ta kendisini verir bize. O halde toplayalım. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı eksi 2. Burası A eksi B yaptı artık. O da küçüktür. Eksi 2 bölü 3 ile eksi 1 bölü 2'yi toplayacağım. 2 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi toplayalım. Eksi ile çarparız. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişleteceksin. Ne gelir? 4 artı 3 bölü 6 gelir. Yani 7 bölü 6. Yani eksi 7 bölü 6 dedim. Şimdi bak. Eksi 2'den daha büyükmüş. Ve eksi 1 küsurat bir sayıdan daha küçükmüş. E, o daha, yani e, e, daha küçük tamam. tamam. Yanlış bir şey söyledim zannettim. A eksi B buradaymış. Yani eksi 1 küsurat sayı şurada bir yerde değil midir? Eksi 2 de burada. E ne diyor? Bu aralıkta olacak diyor. O zaman hangi aralıktadır bu A eksi B? Tabii ki mavidedir. Cevabımız B şıkkı olur. Geldim 10. soruya. Aşağıda bir kafeye ait olan 3 farklı sipariş fişi gösterilmiş. Adisyon dediğimiz muhabbet. Buna göre 3 numaralı fiş için toplam tutar kaç liradır diye soruluyor. Şimdi abiler alalar. Çaya Ç diyelim. Kahveye K diyelim. Suya da S diyelim. Kabul mü? Birinci fişe bakalım. 2 tane çay. Tamam. 3 tane kahve ve bir tane de su var. Bunların toplamı 92 lira yapmış. Tamam 92 lira. İkinci fişe bakalım. 3 tane çay ve 2 tane kahvemiz var. Bunların da toplamı 76 lira yapmış. Tamam güzel. Şimdi benden isteneni şuraya yazalım. 5 tane kahve 3 tane su isteniyor. Yani çayla alakalı bir muhabbetimiz yok. Çay yok. O zaman çayı yok edelim ya. Hani madem öyle çay gitsin abi. Ben burayı 3 ile çarptım. Burayı 2 ile çarptım. Böylelikle oluşan yeni denklemleri yazıyorum. 6 çay artı 9 kahve artı 3 tane su eşittir. 3 kere 92, 276 yapar değil mi? Güzel. Şimdi şunu 2 ile çarpalım. 6 çay artı 4 kahve eşittir. Ee, 2 kere 76, 2 kere 76, 152 yapar. Şimdi gel, gel, gel. Üsttekinden alttakini bir güzel tertemiz çıkaralım. 6 çaylar gitti zaten. 9 kahveden 4 kahveyi çıkardım. 5 kahve... Artı 3 tane su kaldı. Aşağıda su yok çünkü. 276'dan 152'yi çıkarırsam 124'ü bulmuş olurum. Benden ne isteniyordu? Şu deme. Aa ben de buldum. Zaten onu buldum şu an. Değil mi? O halde cevabımız 124'ün ta kendisidir deriz. Geldik 11'e. Mert doğum günü partisine. Kız arkadaşlarından Aslı Banu, Canan, Ece, Pınar, Melike, Seçil ve erkek arkadaşlarına Sedat, Kamil, Murat, Arda, Ferdi, Atilla isimli arkadaşlarını davet etmiş. P, R ve S kümeleri de bu şekilde verilmiş bize isimleri. Mert sadece ismi P kesişim R fark S'nin tümleyeni kümesinin elemanı olan arkadaşlarından birer hediye almıştır. Buna göre Mert doğum gününde arkadaşlarından toplam kaç adet hediye almıştır diye soruluyor bize. Şimdi hemen düşünelim. Abi S'nin tümleyeni demek erkek olmayanlar. Yani aslına bakarsan kızlar demek. Kızlar demek. Ve ben R'den kızları çıkarırsam R neydi? İsminde A harfi bulunan kişilerden kızları çıkarıyorum. Yani bu ne demektir? İsminde A harfi bulunan erkekler demektir. Bak şu kısmı çok güzel çözdük ha. İsminde A harfi bulunan erkekler. Bunu neyle kesiştireceğim? İsmi 5 harfli olan kişilerle. O zaman benim şunu aramam gerekiyor. İsmi 5 harfli olan ve içerisinde isminin içerisinde A harfi bulunan erkeklere bakmam gerekiyor benim. O halde kızların kümesine hiç bakmam. 5 harfli ve içinde a var mı? Var. 5 harfli içinde a var mı? Var. 5 harfli içinde a var mı? Var. Yok, yok ve yok. Kaç kişiden hediye almıştır? 3 kişiden. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Geldik efendim 12. sorumuza. Aşağıdaki eş karelere ayrılmış bak. Birim kare demiyor. Bak, birim kare demiyor. Altında çizmiş diyor ki eş kare Eş karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde doğrusal bir f fonksiyonunun grafiği çizildikten sonra görüntü yeterince büyütüldüğü için f fonksiyonunun grafiğinin bir kısmı görünmekte. Buna göre fonksiyonun sıfırı kaçtır? Fonksiyonun sıfırı demek fonksiyonun kökü demektir. Ee, fonksiyonun kökünü fonksiyon grafiği üzerinden nasıl, anlaş, nasıl anlarsın? x eksenini kestiği yer o fonksiyonun köküdür veya x eksenine teğet olduğu yer o fonksiyonun köküdür. Ki doğrusal grafik olduğu için teğet olamaz. Bundan kaynaklı da biz ne diyeceğiz? fonksiyonun x eksenini kestiği yeri bulmamız gerekiyor gençler. X eksenini aldım, şu şekilde bir hareketle uzattım arkadaşlar ve daha sonrasında bizim buradaki fonksiyonumuzu da şu şekilde uzatalım, şu şekilde uzattık diyelim. Biraz da ben senin için sola kaydırayım bunu. Tabii şimdi olmadı değil mi? Yemedi. Yani şurayı biraz daha şöyle çekersek, şunu da biraz daha şu şekilde olmadı. Hemen şöyle kendimiz uzatalım. Şu şekilde yapacak olursak, bizden neresi isteniyor? İşte şurası isteniyor sevgili arkadaşlar. Peki şimdi gelin şöyle düşünelim o halde. Burası 8 değil mi? Evet 8. Ve dikkat et eğim kaç? 1'e 3. Yani 1 bölü 3'lük bir eğimimiz var. Doğru mu? 1 bölü 3'lük bir eğimimiz var. E 1 bölü 3 ise e şurası 4 iken burası ne olması lazım? 12 olması lazım. Değil mi? Yalnız dikkat et bak. 4 kareye 12 kare. 4 bölü 12 1 bölü 3 yaptığı için 12 kare. Yalnız. 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 Abi burada 4 kare 8'e tekabül etmiş. Yani her bir kare 2 birim uzunluğunda. Her bir karenin bir kenarı 2 birim uzunluğunda. O zaman burası 12 ise ya burası gerçekte 24'te kesmiştir. Yalnız ya ekseninin sol tarafındayız. O halde burası eksi 24'ün ta kendisidir derim. Sıfır da eksi 24 olur. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Geldik 13'e ki çok beğendiğim bir soru benim. Serkan öğretmen tahtaya aşağıdaki gibi Önerme. iki tane önerme yazıyor. P önermesi diyor ki iki sayısının toplama işlemine göre tersi A'dır. Şimdi normalde iki sayısının toplama işlemine göre tersi eksi 2'dir. Eksi 1 bölü 2 sayısının çarpma işlemine göre tersi de B'dir demiş. Bunun da eksi 1 bölü 2'nin çarpma işlemine göre tersi yine eksi 2'dir biliyorsunuz. Serkan öğretmen P ya da Q bileşik önermesini doğru yapan A ve B tam sayılar için şimdi dur ya da bağlacı var ve doğru olsun istiyor sonucu. O halde bu P ve Q'nun doğruluk değerleri birbirinin zıttıdır. Yani biri birken öteki sıfırdır illa ki. 1 sıfır ya da sıfır bir olacak. Pekala A ve B tam sayıları için A üzeri B ifadesinin eşitini öğrencilerine sorduğunda öğrenciler aşağıdaki cevapları veriyor. E buna göre hangi öğrencilerin cevabı kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi bir tanesi doğru diğeri yanlış olacak ki sonuç doğru olsun diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakalım Eksi 1 bölü 8'i nasıl elde edebiliriz? Eksi 1 bölü 8'i. Mesela ben A'yı, A'yı, eksi 2 seçersem ve B'yi de 3 seçersem. Normalde şunun e, toplama işlemine göre tersine biz eksi 2 demiştik. Bununki de eksi 2 idi. Böylelikle P önermesini doğru almış oluruz. B'yi 3 seçerek Q önermesini yanlış hale getirmiş oluruz. Eksi 2'nin de küpü eksi 1 bölü 8'dir. Yani Ayşe... Kesinlikle doğru bir cevap verebilir. Yani doğru cevap olabilir. Sonuç olarak P ya da Q Ayşe'nin cevabına göre değeri 1 çıkıyor. Peki geldik Berna'ya. Şimdi Berna A'yı 2 seçerse B'yi eksi 2 seçerse 2'nin eksi 2. kuvveti 1 bölü 4'tür. Böylelikle P önermesini yanlış. P önermesini yanlış. Q önermesini doğru seçmiş olur. Böylelikle Berna'nın dediği de doğrudur. Canan'a bakıyoruz. Şimdi hocam şöyle bir şey yapmış olabilir. A'yı 2 değil A'yı eksi 2 B'yi 2 seçmiş olabilir. Böylelikle Q önermesini doğru B önermesi Q önermesi pardon özür dilerim. P önermesini doğru Q önermesini yanlış kabul etmiş olabilir. Sonuçta eksi 2'ye 2 cevabını veriyor. O halde eksi 2'nin de karesi 4 olduğu için Canan'ınki de olabilir. Burada cevabımız doruk. Çünkü ben 1 bölü 2'ye elde edebilmek için ne A'yı ne de B'yi eksi 2 kullanabilirim. Dolayısıyla iki önermeyi de doğru hale getirmemiş olurum. Bundan kaynaklı cevabımız doğru. Emre'ninkine bakalım bir de. Mesela örnek veriyorum. A'yı eksi 2 seçerse, B'yi de 1 seçerse, e, seçerse, eksi 1 seçerse, eksi 2'nin eksi 1. kuvveti eksi 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla Emre de P ya da Q önermesini doğru kılacak bir cevapla eksi 1 bölü 2 sonucuna ulaşmış olabilir. O halde bizim cevabımız neymiş? 1 bölü 2 yani cevap doruk olacak cevabımız D şıkkında verilmiş gençler. Geldik 14'e. Şimdi açıklığın ve medyanın tanımları bize verilmiş. ÖSYM de bu şekilde yapar. E, i̇statistik sorularında veri analizi konusunda sevgili gençler Buraya bu tanımları yazar ÖSYM aklınızda bulunsun. Tanımları biliyorsanız direkt olarak soruya başlayabilirsiniz. Yaşları birbirinden farklı olan 7 kişinin yaşlarıyla oluşturulan veri grubunun açıklığı 12 ve medyanı 12'dir denilmiş. Açıklık 12, medyan 15, medyan tam ortadaki sayıdır. Dolayısıyla 7 tane sayımız varsa 3 tanesi sol tarafta, 3 tanesi sağ tarafta kalmak zorundadır dedik. Açıklığı da 12'yi unutmayalım. Bu gruptaki kişilerden en küçüğünün yaşı ondan büyük olduğuna göre. Bu gruptaki kişilerin yaşları toplamı en az kaçtır? Şimdi gruptaki en küçük kişinin 10 yaşından daha büyük olduğunu biliyorum. Ve gruptaki kişilerin yaşlarının toplamının minimum değeri sorulduğu için en küçük kişiyi de en az olan sayı seçerim ondan büyük. Yani 11 seçerim. Yine bunlar küçük çıksın ve veri grubundaki kişilerin yaşları birbirinden farklı olduğu için bunu 12 ve bunu da 13 seçmekte tabii ki fayda var. 15'ten büyük olan hocam 16'yı seçerim mi 17'yi seçerim? Yalnız en büyüğünü kafama göre seçemem. Neden? Çünkü açıklık vermiş bize. Açıklık 12'ymiş. En küçük 11 ise bunun üstüne 12 eklersem açıklıktan kaynaklı en yüksek olan yaşı 23 seçmek zorundayım. İşte bunların toplamı sorulmuş. Şunların toplamı 36'dır. Şunların toplamı 48'dir ve burada da bir 23'ümüz var. Toplarsam 48 36 daha 84'ü verir. 84'e 23 eklersem cevabımız 107'nin ta kendisi gelir. Doğru cevap C şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve geldik 15'e. Ders çalışırken telefonundan zamanlayıcı açan bir öğrenci şekil 1'deki zamanlayıcıda gösterilen süre kadar matematik çalışmış. Şekil 2'deki zamanlayıcıda gösterilen süre kadar da Türkçe dersine çalışmış. Bu öğrenci matematik ve Türkçe dersine toplam 235 dakika çalıştığına göre matematik dersine en fazla kaç dakika çalışmıştır? Şimdi hocam bir kere 1 saat ve 2 saatimiz taş burada. Garanti. 1, 2 daha 3 yapar. 3 saatimiz garanti. 3 saat nedir? 180 dakikadır. O halde ben 235 dakikadan 180 dakikayı çıkaracak olursam ki bu bana 55 dakikayı verir. Demek ki şurada yani şöyle gösterelim. Şu ve şu gençler toplamları bana 55'i verecek. Şimdi tabii doğal olarak Aklımıza şu gel gelmiş olabilir. X, Y ve Y, X. İki basamaklı sayılar mı? Şimdi bu bir dijital saat. Ve iki basamaklı sayı olmak zorunda değil. Yani ben buraya örnek veriyorum. 0,8 seçebilirim. Y, X'i gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla artık ben burada şunu göz edeceğim. Abi X, Y ile Y, X'in toplamı. Ben Y, 0 olabiliyor olsa bile diyeceğim ki hocam ben buna çözümlerken dert edinmem bunu. Şimdi 10x burada var. 1x burada var. 11x. 1y burada var. 10y burada var. 11y. Yani 11 parantezinde x artı y eşittir 55 derim. Ve buradan x artı y'nin de 5 gelmesi gerektiğini tabii ki de kabul ederim. Peki x artı y 5'miş. Şöyle çektim kenara. Hangi durumlarda 5 olur bunlar? Mesela x 5 iken y 0 iken olmaz mı? Olur. 4'e 1 iken evet. 3'e 2 iken 2'ye 3 iken bile dörtgen ve 0'a beşgen. Bunların hepsi sağlar. Güzel. O halde diyor ki matematik dersine en fazla kaç dakika çalışmıştır? Yani ikisini maksimum seçmek zorundayım. X'in maksimum seçeceksem bu 5ş e 0'ken mümkün olur. Yani matematik dersine 1 saat 50 dakika mı çalışmış? E 1 saat 60 dakika değil miydi zaten? 60 50 daha kaç yapar? 110 yapar. O halde doğru cevabımız da D şıkkının ta kendisi gelmiş olur. Peki. Peki. Şimdi 15'i bitirdik. 16 için bir diğer sayfadayız. İyi dinliyorsun beni. Güzel bir bölünebilme sorusu. 0903 yani 9 Mart 2022 tarihinde hesabında 456 TL para bulunan Mutlu 9 farklı hayır kurumuna eşit miktarda yardımda bulunmak için. 9 farklı hayır kurumuna eşit miktarda yardımda bulunmak için 3 kardeşinin her birinden hesabına eşit miktarda para göndermelerini istiyor. Pekala. 10 Mart 2022 tarihinde bir gün sonra kardeşlerinin her biri mutlunun hesabına parayı göndermiş. Bak burada 456 iken gönderdik, gönderdikten sonra ne olmuş? 1200 A5 TL parası olmuş hesabında. Ve hayır kurumuna belli bir miktar parayı bağışladıktan sonra yine hesabında 2 gün öncesine ait para kadar parası kalmış. Mutlu'nun hesabına kardeşlerinin yatırdığı paralardan başka para gelişi olmamış ve mutlu başka hiçbir yere de para harcamamış. Buna göre kardeşlerden birinin gönderdiği para kaç liradır diye soruluyor. Şimdi o zaman benim şunu düşünmem lazım. 1200 A5'ten, <laughs> 1200 A5'ten 456'yı ben çıkarırsam hocam kardeşlerinin yatırdığı parayı bulmuş olurum değil mi? Ve açıkçası şunu da bulmuş olurum. Hayır kurumlarına yaptığı bağış miktarını da bulmuş olurum. Çünkü kardeşlerinin gönderdiği parayı direkt 9 tane farklı hayır kurumuna eşit miktarda yatırmış her birine. Şimdi o zaman bizim bu sayımız E tabi doğal olarak 3 tane kardeşine eşit miktarda alındığı için bu para 3'ün katıdır. Ama 9 tane hayır kurumuna eşit miktarlarda yatırdığımız için 9'un da katıdır. Şimdi 3'ün katı ve 9'un katı diye bir muhabbet varsa ben 9'un katı olana bakarım abi. Şimdi hemen şuna bakalım. Bu sayımız 9'un katı olacak eyvallah. Şuraya geldik. 456'nın 9'da bölümünden kalan 4, 5 daha 9. 9'a tam bölünür. O zaman kalan kaçtır? 6'dır. O halde burada kalan 6. Kalan 6. Ve buranın da 9'un katı olması lazım. Yani kalanın 0 olması gerekiyor. Peki kalan 6 ise o zaman bunun da kalanının 6 olması lazım ki kalanlar farkından cevap 0 olsun. Kalan 0 olsun. Geldim buraya. 5, 2, 1 daha 8 yapar a artı 8 bunun 9'da bölümünden kalan 6'dır. Yani a sayısı 9'da bölümün 9'a bölündüğünde kalan -2 olacak ki -2 diye kalan olamaz. Demek ki a sayısı 9'un katından abi 7 fazla olacak ki a bir rakam. 9'un e, 9'a bölümünden kalan 7 ise demek ki a 7'den başkası değildir. Yani e, hesabında 10 Mart günü 10 Mart günü bulunan para 1270 5'miş. Ondan öncesinde 456 lirası vardı. Ben bundan bunu çıkardım. 15'ten 6 çıktı 9. 6'dan 5 çıktı 1. Hemen geldim buraya. 12'den 4 çıktı 8. 819 TL para toplamış arkadaşlarından ve bu 819 TL'yi de hayır kurumlarına paylaştırmış. Peki kardeşlerinden birinin gönderdiği parayı bulmak için ben bunu ne yapmam lazım? 3'e bölmem gerekiyor. 81'in içerisinde 3, 9 defa 9'un içerisinde 3 defa demek ki Pardon çok özür dilerim yanlış bir şey yaptım. 8'in içerisinde 81 nereden geldiyse 81 içerisinde 9 defa yok. 8'in içerisinde 2 defa 21 içerisinde 7 defa 9'un içerisinde 2 defa 272'şer TL para toplamıştır diyebilir miyiz? 273 arkadaşlar. Allah'ım Rabbim bölme işlemi yapamadım. Cevabımız 819'u 3'e böldük ve 273'ü bulduk. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı gençler. Geldik 17'ye bir yol üzerine doğrusal bir hat boyunca 100 metre aralıklarla elektrik direkleri dikilmiş. Bu direklerden A direği baştan 20, B direği ise sondan 35. sırada. A direği ile B direği arası 2 kilometre olduğuna göre yol boyunca toplam kaç adet elektrik direği vardır? Şimdi aslına bakarsan kuyruk sorusu gibi. Hani kuyrukta bekleme sorular oluyor ya. Bunun gibi bir soru. Şimdi A direği şurada olsun. B direği de burada. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. B direği sondan 35. A direği baştan 20. Tamam. Yani A'nın önünde 19 kişi var. B'nin arkasında B'nin sağ tarafında 34 tane direk var. Kişi değil direk var diyelim. Pekala A direği ile B direği arası 2 kilometre. Yani aslına bakarsan 2000 metre. Her 100 metrede bir direk dikilmiyor muydu? Evet. E bunların arasında 2000 metre varsa yani yani 20 tane boşluk var. Yani o zaman A direği baştan 20 ise 20 daha eklersem B direği baştan 40. sırada olur. Şimdi kuyruk sorularına ne yapıyorduk? Örnek veriyorum. Açıklayalım bunu. Sırada 4 kişi var. 1, 2, 3, 4. Baştan birinci, baştan ikinci. Hani gişe burası olsun. Gişe burası olsun. Baştan 1, baştan 2, baştan 3, baştan 4. Sondan sayarsam 1, 2, 3, 4 oluyor. Şimdi ben Sırada 4 kişi olduğunu görüyorum, biliyorum. İyi dinle burayı. Baştan ve sondan sıra numaralarını toplarsam sıradaki kişi adedinin bir fazlasını elde etmiş oluyorum. Yani 5'i elde etmiş oluyorum. O halde ben bir fazlası gelecek. 35 ile 40'ı toplarsam 75 gelir. Demek ki sırada 74 kişi varmış derim. Doğru cevabım C şıkkı olur. Efendim geldik 18. sorumuza. Aşağıda sıfırdan 11'e kadar puanların yazılı olduğu beyaz renkli bir panoya üçer atış yaparak oynanan bir oyunda yapılan atışlar hangi numaralı bölgeye gelirse o bölgenin ışığı yanmakta ve o bölgenin numarasını puan olarak almaktadır denilmiş. Yarışmacılardan birisinin ilk atışı şimdi ben şunu şöyle bir alayım şuradan. Daha küçük bir görselle şurada çalışabiliriz diye tahmin ediyorum. Şöyle yapalım. Aynen bak mis gibi oldu. Tamam şimdi güzel bunu bu tarafa değil bu tarafa alırsak daha da tatlı olacaktır diye düşünüyorum. Hemen şöyle yaptık. Tamam bence yeterli. Her şey görünüyor. Şimdi diyoruz ki bakın yarışmacılardan birisinin ilk atışı dördü. İkincisi yediyi vurmuş. Şimdi yediyi vuranı maviyle göstermiş. Dördü vuranı yeşille göstermiş. Şimdi o zaman biz de mavi ve yeşili kullanalım bir zahmet. Şöyle yaptık. Şimdi hocam diyor ki birinci yarışmacının birinci yarışmacı dördü vurmuştu ya yeşil yani. Birinci yarışmacının ikinci atışı ilk vurduğu yerden 5 bölge uzağa düşmüş. Şimdi 5 bölge uzağa yani 4'ün alt tarafına doğru alt tarafından uzaklaşırsam alt tarafta 5 bölge yok. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 yani ikinci atışı kesinlikle 9'dur arkadaşlar. Birinci yarışmacının ikinci atışı 9. Ve diyor ki 3. atışı ise ikinci e, vurduğu atıştan yani 9'dan. 4 bölge uzağındadır diyor. 4 bölge yukarısında bölge yok. O zaman 4 bölge aşağısındadır. Yani 5'i vurmuştur. Şimdi birinci yarışmacımız 5, 4 daha 9, 9 daha 18. Kesinlikle ama kesinlikle 18 puan toplamıştır. 18, 18. Yani 2'yi eledim arkadaşlar. Güzel. Şimdi ikinci yarışmacı için verilen bilgileri oku okuyalım. İkinci yarışmacının ikinci atışı ilk vurduğu yerden 3 bölge uzağa düşmüş. Maviye bakıyorum şimdi. Mavi. 3 bölge uzağa düşecek. Şimdi aşağıda olabilir. Yukarıda olabilir. Varsayalım ki yukarısı olsun. 1, 2, 3 yani şurası. Onu vurmuş olur. Üçüncü atışı da ikinci vurduğu atışın bir bölge uzağına hesap etmiş. Yani 11 veya 9 olabilir. Şimdi 11 olursa 10, 11 daha 21. E 7 de önceden vurmuştu 28. Mesela 28 olabiliyor. Ama 9 olursa 26 olur. Bak 26 olabilir diye sorulmuş. 26 olur. Yani birinciye okey dedik. Peki 14 olabilir mi? 14 vurduysa bir kere şöyle yapalım. Şunları silelim. Şimdi şunu elemiştik. Tamam. Şuna tik atmıştık. Ee, mavi yarışmacı yani 7 numarayı vuran için. Ne demiştik? 3 bölge aşağısını seçelim. Yani 4'ü vurmuş olsun. 4'ü vurduktan sonra e bir de gitsin 3'ü vursun abi. Yani bir birim uzaklıktaydı ya 3. atışı 2. atışından. 4, 3 daha 7, 7 daha 14. Bak 14 de yapıyor. Çok güzel o zaman bu da olabiliyor. Çünkü olabilir diye sorulmuş. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı. Yani cevap D şıkkına verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve gençler devam ediyoruz bir diğer sayfamızda 19. soruyla. Aşağıda Aysel'in üniversite mezuniyet belgesi ile evlilik cüzdanı gösterilmiş. Aysel'in üniversiteden mezun olduğu yıldaki yaşıyla evlendiği yıldaki yaşının toplamı 63. Şimdi dur bir dakika. Aysel üniversiteden mezun olduğunda X yaşında olsun. Tamam mı? 2010'da mezun olmuş. Ne zaman evlenmiş? 7 yıl sonra. O zaman evlenirkenki yaşı X artı 7'dir. Ve işte bu ikisinin toplamı bana 63'ü veriyormuş. O halde 2X artı 7 eşittir 63 dedim. Buradan 2x eşittir. E tabi 56 gelecek. X de buradan kaç gelecek? 28 olacak. Yani Aysel üniversiteden 28 yaşında mezun olmuş. Aysel'in doğum yılı sorulmuş. E, üniversiteden mezun olduğu yıldan 28'i çıkaracak olursam doğum yılını bulmuş olurum. O da bana 1982'nin ta kendisini verir gençler. Geldik 20'ye. A pozitif bir tam sayı olmak üzere. Üçgen içerisinde A ifadesi bana şunu veriyormuş. A'dan büyük en küçük asal sayının bir eksiği. A'dan büyük en küçük asal sayıyı buluyorum. İlk asal sayıyı buluyorum. A'dan sonra gelen. Ve bunun bir eksiği bana cevap veriyor. Mesela 34. 34. 34'ten büyük ilk asal sayı 37. Bunun bir eksiği hocam 36. Tamam. Daha sonrasında üçgen içerisinde x var. Eşittir. 75'ten sonraki ilk asal sayı 76 olmaz. 78 olmaz. 77 olmaz. 79. 79'un bir eksiği, hocam 78 eksi üçgen içindeki 2'den sonraki ilk asal 3'tür. 3'ün bir eksiği de 2'dir. 78'den 2 çıkardım 76. 36'ya ne eklersem 76 gelir? 40. Demek ki üçgen içerisinde x kesinlikle 40'mış. Yani bu ne demek? x'ten sonra gelen asalın bir eksiği 40. O zaman x'ten sonra gelen asal 41'dir. x'ten sonra gelen asal 41 ise 41'den önceki asal kaç? o çok daha değerli bir soru. 41'den önceki asal kaç? 37. Şimdi 37, 41 yazdı. Bak şimdi iyi dinle. Benim sayım, üçgenin içindeki sayı 37 olursa 37'den sonra gelen asalım 41 olur. 41'in bir eksiği 40'ı verir bana. Güzel. Şimdi benim sayım 37 olabilir. O zaman 38 de olabilir. 38'den sonra gelen asal da 41. 39'dan sonra gelen de 41. 40'tan sonra gelen de 41 ama 41'i seçersem olmaz. 41'den sonra gelen azal 43'tür. 1 eksi 42 yapar o da yemez. O halde benim ikisinin alabileceği değerlerim şunlar. Bunların toplamı sorulmuş. 37, 40 daha 77, 77'yi 2 ile çarparsan cevabı bulursun. Doğru cevap 154 olacaktı bunların toplamı sevgili arkadaşlar. 20'yi de çözdüğümüze göre geldik 21'e. Bir sporcu aşağıda eş karelere ayrılmış krokisi gösterilen parkurda kırmızı renkli çizgileri izleyerek A noktasından B noktasına sabit hızla 3250 saniye dolaşmış. Tamam güzel. Şimdi sabit hızla gidiyor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O zaman ben hemen ilk yapmam gereken hamle bence 3250'yi bir güzel 13'e bölmek gençler. 32'nin içerisinde 2 defa var. 26 çıkardım 6. 65'in içerisinde 5 ve 0'da indirdim 250. Demek ki Şuradaki her bir kareyi 250 saniyede hareket ediyormuş. Tamam. Güzel. A ile B noktaları arasındaki... Dikkat et. Çizmiş altını. En kısa uzaklıktan bahsediyor. Şimdi A ile B arasındaki en kısa uzaklık hipotenüstür değil mi? Şöyle çizdiğim, Aha bu üçgenin hipotenüsü A-B arasındaki en kısa uzaklıktır. Burası neymiş? 2,5 kilometre. Hee. 2,5 kilometre. Tamam. E şimdi... 3K, 4K, 5K dersem e 5K 2,5 ise K 0,5 kilometredir. Yani burası 1,5 kilometredir. Hocam burası 2 kilometredir. Çok güzel. Bu sporcunun hızı saniyede kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi ben şöyle K'yı 250 saniyede almıyor mu? Evet. E 5K'yı 1250 saniyede alırım değil mi? Yani aslına bakarsan şunu söylüyoruz. <laughs> Kaç saniye demiştik? 1250 saniye. 1250 saniyede 2500 metre yol almış. 2,5 kilometre yol almış. E bu sporcunun hızı saniyede kaç metre? 1250'ye böl. 1 saniyede 1250'ye böl. 2 metre. Yani 1 saniyede 2 metre yol alıyorsa 2 metre bölü saniye ile ifade edebilirim ben bunu. Cevabım E şıkkı olacaktır deriz. Ve geldik 22'ye. Bir manavda Hatalı tartım yapan iki tane terazi bulunmakta. A terazisi üzerinde tartılan ağırlığı gerçek ağırlığından %20 eksik. B terazisi üzerinde tartılan ağırlığı gerçek ağırlığından %30 fazla göstermekte. Bu manav kilosunu 8 liradan almış olduğu 100 kilo patatesin ne kadar para harcamış? 800. %30 karla satmak istiyor. Bunun %30'u ne? Üstüne 240 lira koyup satmak istiyor. 240 lira kar elde etmek istiyor bu adam %30. Bu manavın bütün patatesleri sattıktan sonraki karı 240 olmuş ha. Yani e, arızalı olmayan bir tartıyla tarttığını düşünerek bu patateslerin tamamını sattığında 240 lira kar elde etmek istemiş. Ve hatalı tartılarla tartmasına rağmen gene 240 lira kar elde etmiş. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim ben? Mesela belli bir... ...kısmını A ile tartmış, belli bir kısmını B ile tartmış. Eksik ve fazla tartımlar sonucu tüm değerlerin toplamı bana yine 800'ü vermiş. Pardon, 100'ü vermiş. Diyebiliriz değil mi bunu? Çok güzel. Satılan patateslerin kaç kilosu A terazide tartılmıştır. Bunun için tork yöntemiyle bu soruyu çözebiliriz. Şöyle diyelim hocam, şöyle diyelim. Varsayalım ki, varsayalım ki 100 kilo patatesimiz var, değil mi bizim? Bunların ben hepsini A terazileri tartmış olsaydım %20 eksik tartacağı için A terazisi 80 kilo olarak gösterecekti. Ben bunların tamamını B terazisiyle yani %30 fazla tartan teraziyle tartmış olsaydım bana 130 kiloyu verecekti. Ama gene 100 kilo gibi tartmış. Yani arızasız terazi gibi tartmış. Yani bunun 100 kilo tarttığını söyleyebiliriz. İşte burası bizim denge merkezimiz tamam mı? Şimdi 80'in 100'e olan uzaklığı 20. 100'ün 130'a olan uzaklığı 30. 20 ile 30 arasında 3 kya 2K gibi bir oran vardır. Ve ve ters orantı muhabbetinden burası 2K burası 3K. Yani diyorum ki elindeki ürünlerin 3K kadarını A terazisiyle 2K kadarını B terazisiyle tartmıştır. E toplam 5K ürün var. E bu 5K neydi? 100 değil miydi? E, K kaçtır? 100 kiloydu. K kaçtır? O zaman 20 kilodur. E, kaç kilosunu A ile tartmıştır? 3 K'sını yani 3 kere 20'den 60 kilosunu A ile tartmıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız da böylelikle değişik olmuş olur. Geldik bir diğer sorumuza. 23. sorudayız artık. Aşağıdaki şekilde 160 sayfalık bir kitabın basımında kullanılan A3 formatındaki 40 kağıttan üstten birinci kağıtta kullanılan sayfaların numaralandırılması gösterilmiş. Mesela şurada 1 yazıyor, hemen arkasında 2 yazıyormuş mesela. Burada 160 160'ken en arkasında 100. Yani bu fasikül 160 sayfadan oluşan bir fasikülmüş. burada da en üstteki kağıdı çekince, üstten birinci kağıdı alınca bu sayfalarda yazanlar 1 2 159 ve 160. Buna göre üstten kaçıncı A3 kağıdında yazılı olan en küçük iki sayfanın numarasının toplamı en büyük sayfa numarasından bir eksiktir diye sormuş. Ha, şimdi dur dur bekle bir saniye. Şöyle diyelim. Ee, ben ben bir yüzünde A diğer yüzünde A artı bir yazacağını iyi bilirim. O kaçıncı sayfayı çektiysem. Ardışık olmak zorunda çünkü hemen şunla şu arka arkaya bununla da bu arka arkaya duracağı için bunlar ardışık olacaklar. Ve en küçük sayımız da A olsun burada. Bir de şuna dikkat edeceksin hocam. Şimdi en küçük sayı ve en büyük sayının toplamı 161. Bundan sonra gelecek olan ve 160'tan önce gelecek olanın da toplamı 161. E o halde A'ya karşılık gelen sayfanın da yazan 161 eksi A'dır. İkisinin toplamı 161 olması lazım çünkü. O zaman burada yazan da 160 eksi A'dır. Çünkü 161'den A artı 1'i çıkarırsan 160 A kalır. Şimdi bana diyor ki Yazılı olan en küçük iki sayfa numarasının toplam. Yani şunların toplamı en büyük sayfa numarasından bir eksiktir diyor. Yani şundan bir eksi de bu zaten. Yani şu ikisinin toplamı bana şunu versin diyor. E toplayalım. 2A artı 1 160 eksi A ise o halde 3A eşittir. 159 yapar ve A buradan 53'ün ta kendisi gelir. Yani bu 53. sayfaymış arkadaşlar. Şimdi 53. sayfanın bulunduğu kağıt üstten kaçıncı sıradadır diye soruluyor. Gayet basit bulacağız. Hiç merak etme. Üstten birinci kağıtta 1 ve 2 bulunurken üstten ikinci kağıtta 3 ve 4 bulunacaktır. Üstten üçüncü kağıtta 5 ve 6 bulunacaktır. Ve sayıları bu şekilde ikişer ikişer bak 2, 4, 6 diye gidiyoruz değil mi? O zaman 52 numara nerede bulunur? 52'yi hemen 2'ye bölerim. 26. kağıtta. Üstten 26. kağıtta 52 var. Değil mi? 51 ve 52 var. O zaman 53 nerededir? Üstten 27. kağıttadır. 53 ve 54 olacak şekilde. Demek ki cevabımız da 27 olmalıymış diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Dedik ve alttaki soruya geçtik. Bir A sayısının basamaklarını oluşturan rakamlardan asal sayı olanların sayısı bu şekilde altıgen içerisine yazılmış bir A ile gösterilmektedir. Örneğin 4 basamaklı 2234 sayısını oluşturan rakamlardan 3 tanesi 2, 2 ve 3 olmak üzere bu sayılar asal sayı olduğundan bu ifadenin değeri yani altıgen içerisinde 2234 yazıldığında bunun değeri 3 oluyor. Çünkü bu sayıda 3 tane asal sayı kullanılmış demektir. X ve Y sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere. Sıfırdan farklı unutma. Şundan şunu çıkarınca bu geliyormuş. Farklı xy ikililerinin sayısı soruluyor. Şimdi düşünelim. Abi sağ taraftaki açık zaten. 7, 2, 5 ve 3 asal. Yani burasının değeri 4. Buranın değeri 4. Şimdi burası maksimum 5 olabilir. Lakin çünkü 5 basamaklı ama 6 asal değil. O zaman mecburen burası 4. Burası 0 olmak zorunda ki 4'ten 0 çıkınca 4 kalsın. Tamam. E şimdi yani burada hiç asal kullanılmayacak. Y 1 9'da hiç asal yok. O halde sıfırdan da farklı olacak. Hangi sayı olabilir Y? Y değerlerinin kümesi. 0 olmuyor zaten. 1 olabilir. 2 olamaz, 3 olamaz, 4 olabilir, 5 olamaz asal, 6 olabilir, 7 olamaz asal, 8 olabilir, 9 olabilir. Yani y'nin alabileceği 5 değer var. Geldim bir de x'e. 3 var, 5 var, 7 var asal olan. Bir tane daha asal lazım bize. O zaman x'in alabileceği değerlerde rakam olan asallardan 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Yani x de 4 değer alabilir. E, x'ye ikililerinin sayısı soruluyor. Yani bunların Kartezyen çarpımlarının içerisinde kaç tane eleman vardır diye soruluyor aslında. 4 kere 5'ten doğru cevabın 20 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleriz gençler. Ve gençler artık 25. örneğimize sorumuza geçebiliriz bu denemede. Otomobil lastiklerindeki havanın basınç ölçü birimleri olan bar ve PCI arasındaki dönüşümler PCI eşittir 14.5 çarpı bar formülü kullanarak yazıyor. Yani sen ee, ne kadar bar gösteriyorsa onu 14.5 ile çarparak bunu PSI'a çevirebilirsin. Otomobilinin bir lastiğine hava basmak isteyen Ege Ege. Gittiği akaryakıt istasyonundaki hava basmaya yarayan cihazın ekranını birinci şekildeki gibi görüyor. Tamam, görmüş. 2.4 bar yazıyor. Bu cihazdaki artı ve eksi tuşlarına sırasıyla her bir basışta hava basıncı bar ise eğer sırasıyla 0,1 bar artıyor ya da PCI cinsinde ise sırasıyla 1,5 PCI artıyor ya da azalıyor. Ege ilk olarak cihazdaki eksi tuşuna 2 defa basmış şimdi. Bar dur durumundayken 2 defa basarsa 0,1 0,1 2 kere azalacak. 0,2 azalacak. 2.4 yazarken artık 2,2 yazacak. Tamam? Şu an 2,2 bardayız. Daha sonrasında basınç ölçü birimini değiştirmiş. Barı PCI yapacağız dur 14,6 mıydı yukarıdaki sayımız Bakalım 14,5'muş İyi ki bakmışım 14,5'u ne yapacağım 2,2 ile çarpacağım Virgülleri görmüyorum 2 kere 145 290 Öteki de 290 Toplayalım bakalım ne gelir 0 9 1 3 gelir Yani 31,9 PCI olduğunu Biliyoruz artık biz Ve 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 PCI konumuna geçirdikten sonra artı ve eksi tuşlarına toplamda 5 kere basmış. Ve cihaz ekranı böyle olmuş. He, şimdi toplamda 5 kere basmış. Dur bir dakika. 31,9'dan 36,4'e getirebilmek için kaç PCI gerekir? 14'ten 9 çıktı 5. Ee, 5'ten 1 çıktı 4 ve 0. 4.5 artması lazım. E PCI'dayken her basışta 1.5 artıyor veya 1.5 azalmıyor muydu? Evet. 4.5 artması için 3 kez pozitife geçmesi lazım. Yani o zaman 4 kez artıya basmıştır. Bir kere de eksiye basmıştır derim. Böylelikle bu artıyla bu eksi birbirini götürür. 3 tane artıya basınca da 4.5 yükselir değil mi? O halde gençler bir kere burada bastı. Değil mi? Bir kere eksiye burada, burada bastı unutma. Ege eksi tuşuna lastiğine hava basmaya başladıktan sonra kaç defa basmıştır diye. iki kere burada basmıştır soru bize vermiş teşekkür ettik. Bir kere de biz burada bulduk. Toplamda 3 kez basmıştır diyeceğiz. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Geldik bir sonraki sorumuz olan 26'ya. Bir kırtasiyeci elindeki TYT ve AYT kitaplarının tümünü kitap iki kitap bir arada kampanyasıyla satışa sunmak için ikişerli olarak paketlemiş. Şimdi TYT kitaplarının 1 bölü 3'ü ile e, birer AYT kitabı, AYT kitaplarının 1 bölü 4'ü ile de birer TYT kitabı paketlenmiş. O zaman ben hemen şu cümleyi kurarım. Abi TYT kitaplarının 1 bölü 3'ü ile AYT kitaplarının 1 bölü 4'ünün sayısı birbirine eşit. O halde ben TYT kitaplarından bu kırtasiyede 3K tane vardır dersem... AYT kitaplarından bu kırtasiyede 4K tane vardır derim. Çünkü bunun 1 bölü 3'ü K'dır. Bunun 1 bölü 4'ü K'dır. ...ve birbirine eşittir. Çok güzel. Kırtasiye'de ne kadar kitap olduğunu en azından... ...K cinsinden de olsa elde etmiş olduk. Peki diyor ki... ...tüm paketlerin 24 tanesi... ...2 tane TYT kitabından oluşuyor. Hee şimdi dur. Abi ben bunun K tanesini, bunun da K tanesini... ...TYT ve AYT... ...kardeş kitap olarak paketledim. Geriye burada 2K tane kitap kaldı. Burada 3K tane kitap kaldı. Ve burada kalan 2 ta 2K tane TYT kitabını... ...ikişerli ikişerli paketlersem... K paket yapar. Doğru mu? K paket. Ve 24 tanesi tüm paketlerin 24 tanesi ikili TYT kitabından oluşuyorsa demek ki bu K24'müş. O halde bu kırtasiyede 3K tane yani 72 tane TYT kitabı varken 4K tane yani 96 tane de AYT kitabı vardır. Paketlenen toplam kitap sayısı soruluyor toplarım. Artık bu da bana 168'in ta kendisini verir. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geldik 27'ye alt kısımda. Her odasında en az bir penceresi bulunan bir eve aşağıdaki gibi sabit ve açılır pencereleri olan dikdörtgen biçimli pencere kasaları takılmış. 5 tane odası bulunan bu evin her bir odasına en çok 2 kasa takılacak biçimde toplam 7 kasa takılmıştır. Şimdi dur. Abi 5 tane oda yok mu zaten? 1 2 3 4 5 tane oda var. Tamam mı? Her birine en az bir tane takılacak ama toplamda toplamda 7 tane takılacak. Ve şimdi haliyle ben şöyle düşünürüm. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada 5 etti. 5 etti. Değil mi? E bir de diyor en çok iki kasa takılacak diyor. O zaman bir tane buraya, bir tane 7 oldu. Tamam, güzel. Demek ki bu odalardan iki tanesine iki tane kasa takılmış. Diyor ki, iki kasa takılan odalardaki pencerelerin tamamını üçlü kasa taktım diyor. Şimdi buna üçlü kasa, buna üçlü kasa, buna üçlü kasa, buna üçlü kasa. Ee, bir kasa takılan odalardaki pencerelerin tamamı da iki kasadır diyor. İki, iki, iki. Tamam neyi sormuş? Buna göre takılan kasalardaki pencerelerin kaç tanesi açılır penceredir? He, üçlülerde kaç tane açılır var? İki. O zaman iki bunda, iki bunda, dört. 4 e, dört de bunda. Bunlardan bir tanesi açılır olduğu için bir tanem bunda, bir tane bunda, bir tane bunda. Toplarsam 11 yapar. Cevabımız Nasıl? D şıkkı olur sevgili gençler ve 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 geldik 28'e. Bir öğrencinin girmiş olduğu 3 bölümden oluşan bir sınavda bölümlere göre doğru cevaplamış olduğu soruların yüzdelerinin dağılımı birinci grafikte. Bölümlere göre her bir doğru cevaba verilen puanlar ikinci grafikte gösterilmiş. Bu sınavda her bölümde eşit sayıda soru varmış. Anahtar kelime bence burası. Her bölümde eşit sayıda soru var. Bu öğrencinin sınavdan kaç puan almış? 232 puan almış. Buna göre sınavda toplam kaç tane soru sorulmuştur diye soruluyor. Şimdi bak. Her bölümde eşit sayıda soru varsa 10K soru burada vardır. 10K soru burada. 10K soru burada var. O zaman toplam sınavda 30K tane soru vardır. Bu cepte. Abi bunun %80'ini doğru cevaplamış. O zaman 8K tane sorudan puan alır. Bunun %40'ını yani 4K sorudan puan alır. Bunun da %90'ını yani 9K tane sorudan puan alır. Lakin bir de şöyle bir durum var. A sınavında A sınavında ya da A bölümünde her soruya 6 puan veriliyor. Yani buradan 6 çarpı 8K'dan 48K kadar puan toplar. Artı. Geldim B bölümüne 8 puan alıyor. O halde 4 kere 8K'dan 32K puan buradan alır. Ve C bölümünden 4'er puan alıyor her sorudan. O zaman 9K çarpı 4'ten 36K puan da buradan toplar. 48-32 daha 80. 80'e 106 eklersem 116K puan toplamıştır. Ve bu da 232 ise abi kimse kusura bakmasın K2'dir. K2'dir. E şimdi K2 ise 30K tane soru yok muydu? 30 kere 2 bu sınavda 60 tane soru vardır diyebiliriz. Doğru cevabımız da D şıkkı olacaktır sevgili gençler. Geldik 29'a. Aralarında Arzu ve Selin'in de bulunduğu 7 çocuğun tamamı aşağıdaki bilgilere göre futbol oynayacaklar. Eskiden oynardık böyle tek kale maç denir arkadaşlar buna. Bir kişi kaleci olur. Onun takımı belli olmaz. O gelen topu kurtarmaya çalışır. Öyle bir de bir baba yiğittir yani. Bir de karşısında, karşısında iki tane takım olur. Bu niye böyle bir oyun oynanır ki yani? Ee, neden biliyor musunuz? Çünkü eskiden halı saha diye bir şeyimiz yoktu maalesef. Yani benim oturduğum ilçede bir tane halı saha vardı. Onun da zaten halıları falan eskimişti. Beton görünüyordu. Yani o betonun olduğu yerde düşsen falan kafa göz patlar, dağılır. Biz toprakta maç yapıyorduk arkadaşlar. Öyle kale direğimiz falan yoktu. İki tane taşı böyle ya 5 ya da 7 adım olacak şekilde ayarlardık. Artık kimin adımına güveniyorsak onun adımına güvenerekten iki tane taşı koyardık. O iki taşın arasında top geçince gol olurdu. Geçmeyince atamazdık tabii doğal olarak. hocam yüksekliğini nasıl ayarlıyorsunuz? Onu da işte kaleci tutamıyorsa dışarı çıkmıştır abi. <laughs> yani eğer tutabileceği mesafeden bir yerden girdiyse gol derdik onu da. Kendimize güvenirdik. Gol diye sayardık onu da. Hey gidi günler. Şimdi Oyunda bir kale olacak ve bu kaleye bir kişi geçecek. Şimdi 7 kişiler. Nereye çözelim? Şuraya çözelim mi? Şöyle yapalım. Şuraya çözelim. Bence şunu silelim buradan. Aynen. Şunu silersek üst tarafa çözeriz. Şimdi bir tane kalemiz olacak. Tamam. Şu kale. Daha sonrasında bizim şöyle de bir sahamız olsun. Tamam mı? Şöyle yapalım. Şöyle bir sahamız olsun. Şöyle ceza yayı falan da yapalım. Kale çizgisi. Şuraya penaltı noktası dikelim. Tamam. Şimdi bir kişi kale olacak. Ve iki tane takımımız olacak. Tam ortadan şöyle bölüyüm abi ben burayı. Şu tarafa A takımı diyelim. Şu tarafa B takımı diyelim. Diyor ki oyunda bir tane kaleci olacak ve bu kaleye birinin geçmesi lazım. Onun takımı yok. Kalan 6 kişi üçer kişilik A ve B takımlarını oluşturacak. Arzu kaleye geçmeyecek. Ve Selin ile aynı takımda da olmayacak. Şimdi Buna göre kaleci ve takımlar kaç farklı şekilde oluşturulabilir diye soruluyor. Ben şunu düşünürüm önce. Yani bunu hemen gerçek hayata uyarlayacaksın. Arzu kaleye geçmeyecekse buna bir takım vermek lazım. Ya A takımındasındır ya B takımındasındır. Arzu seç birini. Arzu'nun iki farklı seçeneği var. Çarpı. Arzu varsayalım ki A takımına yerleşti bu tarafta. Peki şimdi B takımına B takımına Selin'i koyabilirim. Ya da Selin'i kaleye koyabilirim. O zaman Selin'in kalede olduğu durumu e, önce çıkaralım ortaya. Selin kaleye geçerse Selin için bir farklı durum söz konusudur. Çarpı 7 kişilerdi ikisini artık belirledim. Geriye kaldı 5 kişi. Arzu'nun yanına 2 kişi daha koymam lazım ki A takımını oluşturabilirim. O halde ben geri kalan 5 kişiden herhangi ikisini seçersem Arzu'ya takım yaparım. Geriye kalan 3 kişi de 3 kişi seçerim. Ki zaten geriye kalanlar B takımı olsun diyoruz. 3'ün 3'lüsü de zaten 1'dir. İşte Selin'in kalede olduğu Arzu'nun da 2 takımdan herhangi birinde olduğu bu kadar durum vardır. 2 çarpı 10'dan 20 tane durum var. Ama bu Selin'in kalede olduğu durum. Peki Selin ya kalede değilse? O halde şunu e, ortaya çıkarırız. Arzu iki takımdan birisinde. Çarpı. Arzu hangi takımdaysa Serini karşı takıma yazmam lazım. Çünkü aynı takımda olmasınlar isteniyor. Peki şimdi bir dedim. Abi geriye kalan 5 kişiden birinin kaleye geçmesi şart. Kalecisiz bu oyun oynanmaz. O halde ne diyeceğiz? 4 kişi 5 kişiden herhangi birini seçtim. Ve onu kaleye yazdım. Kaleci de artık belli. Geriye kaldı 4 kişi. O 4 kişiden herhangi 2 tanesini seçip bir takıma koyabilirim. 4'ün ikilisi. Ve böylelikle diğer takım otomatikman oluşmuş olur. 2 çarpı 5 10 kere 6'dan 60 farklı durumda burada mevcut. 60 artı 20 bana toplamdaki durum adedini verir. Yani bu takımlar toplam 80 farklı biçimde belirlenebilir diyeceğiz sevgili gençler. Evet artık arkadaşlar böylelikle ne yapmış olduk? 29. sorumuzu da çözmüş olduk ve artık 30. soru. Yani son sorumuza geçiş yapıyoruz. 31. sorudan itibaren Kenan Karayla Geometri YouTube kanalında Kenan hocanıza da benden bir selam söylemeyi lütfen unutmayın. Kenan Karayla Geometri kanalında Kenan komutan sizlere o 10 sorunun çözümünü paylaşacak sevgili gençler. Ömer diye bir vatandaşımız var. Elindeki iki pergelin uçları arasındaki mesafeyi şekil 1 ve şekil 2'deki gibi her iki ucunda da 1 bölü 2 santimlik yani 0,5 santimlik boşluk bulunan 7 santimlik cetvelle ölçüyor. Yani şuradaki boşluk 0.5 buradaki boşluk 0.5 yani aslına bakarsan bu cetvelin üzerinde yazılı olduğu o plastik veya tahta parça artık her neyse 8 santim uzunluğa sahipmiş gençler. Çünkü cetvel 7 santimlik 1 bölü 2'şer santimlikte sağda ve solda boşlukları var. Bu cetvelin bulunduğu platform 8 santim. Peki iki tane de pergel var bu pergellerin muhabbetleri ne? Birinci pergel iğnesi 1'e kalemi 4'e konulmuş. İkinci pergel iğnesi 2'ye kalemi 6'ya konulmuş. Yalnız bu pergelleri çevirmiyoruz. Buna göre cetvel üzerinde rastgele işaretlenen bir noktanın şekil 1 ve veya he, bak az daha oraya es geçiyorduk. Bunlar var ya inanılmaz değerli özellikle olasılıkta falan inanılmaz değerli kelimeler. Şekil 1 veya şekil 2'deki pergelin uçları arasında bir nokta olma olasılığı soruluyor. Şimdi 1 ile 4 arasıyla 2 ile 6 arasındaki ortak bölge neresi? Sadece 2 ile 4 aralığı değil mi? Yani şurası. Şurası. Şimdi veya dediğine göre o zaman ben şunu düşünürüm. Şekil 1'dekinin arasında olma olasılığı. Orası 3 birim. 3 bölü 8 değil midir? Değil mi? Şekil 2'dekinin arasında olma olasılığı da e hali 4 bölü 8'dir. Çünkü orası da 4 birim mesafede. Bununla bunu topladım. Eksi İkisinin de ortasında olma olasılığı. İkisinin de olması için 2 ile 4 arasında olması gerekiyor. 2 bölü 8. Bu bana cevabı verir. Cevap nedir peki? 3, 4 daha 7, 2 çıkardım. 5 bölü 8 bana cevabı ta kendisini verir. Doğru cevap D şıkkı olacaktı. Bunu nereden yaptık? A veya B. Bunun olma olasılığı neydi? PA artı PB Eksi P A kesişim B idi. Bu soruyu bunu kullanarak çözdük sevgili gençler. Evet böylelikle arkadaşlar son sorumuzu da çözmüş bulunmaktayız. Ve böylelikle Kenan Kara hocanıza benden selam iletmeyi de lütfen unutmayın. Ona da buradan bir selam için bahane üretmiş olduk. İlk 30 sorunun çözümü bunlardı. Umarım sınavın iyi geçmiştir. Umarım denemede başarılı sonuçlar elde etmişsindir başarılı sonuçlar elde edemediysen dahi bak elde edemediysen dahi pes etmeyeceksin yılmayacaksın sonuna kadar kararlı bir şekilde devam edeceksin sınava kadar unutma ne zaman netlerinde patlama yaşanacağı ne zaman kendini 30'ların üstüne atacağın 35'lerin üzerinde atacağın artık hedefin neyse oraların üstüne çıkabilmek senin elinde ne zaman olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Bundan kaynaklı yılmadan usanmadan sınav günü sınav saatine kadar devam 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 edeceksin çalışmaya. Sonraki denemede görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.